Açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Seni Mecnun görseydi, düşüp ölmez miydi yar? Seni Mecnun görseydi, düşüp ölmez miydi yar? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Hey hey, gelişin ceylan gibi, boylusun fidan gibi. Gelişin ceylan gibi, boylusun fidan gibi. Küçücüktün büyüdün, dillere destan gibi. Küçücüktün büyüdün, dillere destan gibi. Kaşların, gözlerin, sözlerin güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin güzel. Hey hey, seni kırda görmüşler, saçına tel örmüşler. Seni kırda görmüşler, saçına tel örmüşler. 7 yıl düşünmüşler, bana layık görmüşler. 7 yıl düşünmüşler, bana layık görmüşler. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. 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 Acaba neden kızlara aşık ona? Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben? Bilmem ki. Geliyor. Gene çok döktürdün Ahmetciğim. Harikaydı. Sağ olun, söyledin. Teşekkür ederim. Seni öpebilir miyim? Buyurun. Hop hop hop, ağır ol bakalım. Aa, bıraksana. Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa, hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık, aa, biz de rahat edelim ya. Oğlum evlenmesin. Aman. Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Ha. Anladın mı? Evleneceğin kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona. Yahu bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize, hiç düşünsene? Doğru be! Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir. Ha. Çirkin olduğunu nereden biliyorsun? Ben bilirim oğlum, bana malum olur. Sonra bizim peder babasının banka cüzdanını görmüş ya, gerisini boş ver. Hadi kalkalım Hülya. Lale! Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi? Gelirim herhalde. Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız. Salak şey. Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey, sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim? Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba. Sen de be. Vay canına, niye tokat attı acaba? Ona kötü bir şey söylemedim ki. Ver ulan bana bir viski oradan. İç, işte formdan düşme. Küstah adama bak. Ben acuze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın. Ama şekerim, ben sana çok çapkındır demedim mi? Helal olsun sana hayatım. Allah!
daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında. Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize. Yoo, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak. Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba. Dur bak. O kendini bize ağırbaşlı, mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar, bana yardım eder misiniz? Ederiz, ederiz. Öyleyse, bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım. Anlamadım. Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım. Laflara bak, laflara. Evde kalmış değilmiş. Ayol ben senin kadarken sen benim kucağımdaydın. Herif anlatsana. Dayı. Anlatsana be. Ben Gonca Dirgül'üken nasıl da beni dalımdan kopardın. Ben de hep kendi kendime düşünüyordum da. Kimle düşünüyordun? Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptığımı. Ben de iyi bir şey söyleyeceğini zannettim, utanmasız. Çok konuşuyorsun sen gene. Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım? Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimizi beğenirsek, o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız. Aman deli edecek bu kız beni. Peki, peki. Ama bir an evvel de bu iş bitmeli. Salak herif, karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı? Peki karıcığım. Hadi. Peki, peki. Peki, şimdi. Ha, peki karıcığım, ne diyeceğim? Karşıma geçmiş, ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız, nasıl tanıyacaksınız birbirinizi? Öf, anneciğim birkaç kere söyledim ya sana. Hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya. Aptal herif, karanfil takacaklardı ya. Peki karıcığım, ben ne takacağım? Ne takacağını sen düşün artık. Biraz da sen düşün. Senin bak, bana bak. Sen numarayı çevir de alo de, alo. Alo. Alo! Tabii Kazım Bey, tabii. Evet, en münasibi karanfil koysunlar göğüslerine efendim. Evet, hürmet bizden efendim. Uy anasını! Ulan yeter be yeter! Gazineye döndürdün burasını! Nedir o tantada tinton? Babacım, bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar. Sıçacığım ruhuna şimdi, ha? Bırak bunları be! Gel oraya bak gidin evveli. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel garınla. Baba ben bu işi biraz yaş görüyorum. Ben sana yaş bir gurimi gösteririm. Otur oraya da. Ha bu kızla evleneceksin dedim. Yo baba su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık. Oğlum, mutlaka evleneceğim diye değil. Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına. Ne dilim tutulacak ya? Madem kızları bu kadar güzel, ne diye parayla yamıyorlar sanki? Sen ne anlarsın hayırlı işlerden? Hıyar oğlu hıyar. Peki, peki, peki. Uy anasını da. Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakana, unutmayasın. Ha? Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım. Dur canım dur, daha iki kelime anladık konuşalım. Anladık baba ya, anladık. Teferruatı var da, dur nereye ciddiysin, dur. Ay anasını, hep senin yüzünden sıçan suratlı gari. Ben ne yaptım bey? Daha ne edeceksin be? Bu eşoğla şey doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydın.